Fuat Uğur Kılıçdaroğlu adaylık için İmamoğlu ve Yavaş'ı neden çizdi? Ya da gerçekten çizildiler mi? Epeydir bende olan bir bilgiyi uzun süredir bekletiyor ve yazmıyordum. Bakıyorum bugüne dek yazılanlara ve söylenenlere kimse kusura bakmasın ama hepsi büyük fotoğrafı görmekten uzak, yalnızca kişiler üzerinden yürütülen tahminler. Şimdi Millet İttifakı'ndaki tepişmeye önce belli bir mesafeden bakıp sonra esas meseleye geçelim. Son tartışma bugüne değin bir dolu spekülatif laf eden Meral Akşener'in durup dururken CHP'nin yayın organı Halk TV'de ekrana çıkıp tıpkı 15 Temmuz öncesindeki gibi yeniden ben başbakan olacağım demesiyle başladı. Neler oluyordu kimilerinin dediğine göre Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'na rest mi çekiyordu? Ya da Akşener kendi adayı Ekrem İmamoğlu'nun önüne açmak için mi bu kadar net konuşmuştu? Asıl soru şu, İmamoğlu gerçekten aday olacak mı? Evet Kemal Kılıçdaroğlu görüntüye bakılırsa hem Mansur Yavaş hem de Ekrem İmamoğlu'nun üstünü çizdi. CHP tabanı ve medyasıyla İyi Parti cephesinde bu durum şaşkınlıkla ve tepkiyle karşılandı. Kemal Bey geçtiğimiz ay kendisinden beklenmeyen bir sertlikle Önce başarılı birer belediye başkanı olsunlar talimatını verdi. Ardından İmamoğlu benim adaylık projem yok. İstanbul Belediye Başkanlığını iyi bir şekilde yapacağım mealinde laflar etti ve asıl işine döndü. Yani İBB'ye bol bol HDP'li ve CHP'li eleman alımıyla İETT otobüslerini yollarda bırakma projelerine odaklandı. Sonra birden Can Ataklı palavracısının İlhan Kesici aday gösterilecek iddiası ortalığı karıştırdı. CHP'ler Yeni Ekberettin faciası geliyor diye sosyal medyada tepki gösterdi. Şu anda görünense Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerinde aday olacağı yolunda ağırlıklı bir görüş var. Evet ajans bu algıyı oturttu sayılır ama hesap inanın çok başka. İki isme de şu anda güven yok çünkü artık herkes biliyor Kemal Kılıçdaroğlu ona birileri bir şeyler söylemediyse kendi başına hareket etmez. Bu kadar net bir tutumla CHP ve İYİ Parti seçmen tabanında da ilgi gören Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu seçeneklerinin üstünü çizmesinin bir sebebi vardı. Ve işte yazımın başında ifade ettiğim bendeki bilgi tam da bu sebebe dairdi. Çünkü Millet İttifakı ve arkasında hizalanan tüm kuvvetlerin Cumhur İttifakı ile mücadelelerinde en büyük handikapları Cumhurbaşkanlığı sistemi. Bu sistem sayesinde Cumhurbaşkanı eskisi gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefetin art niyetli ve saçma sapan oyalamalarına takılmadan ülkenin ve milletin menfaatleri doğrultusunda aldığı kararları uygulamaya sokabiliyor. Özellikle yapılacak yatırımlarda, dış politika ve terörle mücadelede bu sistemin faydalarını son 5 yıldır net biçimde gördük, görmekteyiz. Tabi buna paralel olarak ABD'nin ve Batı'nın rahatsızlıkları ve saldırganlıkları da bunu doğruluyor. Millet ittifakı net ve gevşek birleşenliğinin CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA ve diğerleri, KHK güzellemesi yapıp vaatler vererek FETÖ terörünü ardından Kürt sorunu deyip PKK terörünü inkıtaya uğratmaya çalışmaları seçildikleri takdirde yapacaklarının ipuçlarını vermekte. Bu yüzden de Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te Cumhurbaşkanı seçilirse derhal güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçireceği vadinde bulunuyor. Siz şimdi tamam da bunun Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile alakası ne diye soracaksınız. Çok alakası var çünkü Cumhurbaşkanlığı verdiği yetkiler açısından Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu gibi güç sarhoşu olabilme potansiyeli taşıyan, bu konuda kişisel zaaf gösterebilecekleri yolunda izlenim veren isimler için çok avantajlı bir makam. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ve arkasındaki odak, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun seçildikleri takdirde güç zehirlenmesi yaşayıp, Cumhurbaşkanlığı sistemini değiştirmeyeceklerinden endişeliler. Kısaca bu konuda her iki isme de güvenmiyorlar. Gelelim Kemal Bey ile Meral Hanım arasındaki muhtemel diyaloğa. Meral Hanım benim zaten seçildiğimde yaşım 74 olacak. Ben yetkileri daraltılmış Cumhurbaşkanı olarak devam ederim, siz de başbakan olursunuz. Tamam Kemal Bey de siz seçilebilecek misiniz? Ekrem İmamoğlu anketlerde yüksek çıkıyor, yurtdışı ajans da aynı görüşte. Size ittifak destek verirse HDP'ye ses çıkarmazsanız seçilirim. Ayrıca yurtdışı ajans görüş değiştirdi, iki isme de ne yazık ki güvenemiyoruz. Seçilirlerse sistemi devam ettirirler ve ikimiz de dımdızak ortada kalıveririz. Diyorsun. Olabilir valla. Tamam o zaman ben de Halk TV'ye çıkıp açıklayacağım başbakan olacağımı. Oldu Meral Hanım ben haber veririm çocuklara arasınlar size. Durum şimdilik böyle. Gelecek günler neyi gösterecek hiç bilmiyoruz. Çünkü arkalarında koskoca bir CIA, Pentagon, FETÖ aklı var. İkincisi şu oyuna gelmeyelim. Adamlar bir yandan gıda enflasyonunu tezgahlayarak halkı inim inim pahalılıkla inletip iktidarı devrilecek kadar oy kaybetmeye hazırlarken diğer yandan da sürekli seçim gündemini sıcak tutuyorlar. Bir millet ittifakının adayıdır gidiyor. Bize ne arkadaş yeter artık ne halt ederlerse etsinler. Biz ülkemizin iç ve dış sorunlarına odaklanalım. Örneğin şu gıdada oynanan oyunu bitirelim. Haftalardır hayat pahalılığı, marketlerin entikaları, kooperatif marketler ve benzeri konuları yazıyorum. Ben bile artık bende olan bilgiyi buraya aktarayım da kurtulalım bu işten dedim. Fuat Uğur. Cem Küçük. Kemal Kılıçdaroğlu adaydır. Kim ne derse desin bugünün şartlarında Kemal Kılıçdaroğlu kesin adaydır. CHP içinde konuşulan dışarıya sızan her şey bunu gösteriyor. Market ve hayat pahalılığı, 11 senedir Erdoğan'a karşı alınan ağır yenilgiler, hiçbir CHP'nin AK Parti'ye karşı somut bir galibiyet alamaması Kemal Bey'i adaylığa itiyor. Yeni sistemde dışarıdan bir adaydan ziyade CHP, parti genel başkanlığı aday göstermek istiyor. Bir de AK Parti, niye ithal aday çıkarıyorsunuz, kendi genel başkanınıza güvenmiyor musunuz diye soruyor, buna CHP'ler cevap veremiyor. Kemal Bey'in İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday göstermek istemediği belli. Geriye Meral Hanım dışında aday kalmıyor zaten. Meral Hanım'ın ben başbakanlığa adayım demesi de boşuna değil. Yani Cumhurbaşkanı aday olacak kişi parlamenter sisteme geçişi onaylayacak biri olmalı. Tabii bu ifadeler bugün için geçerlidir. Yarın bir gün şartlar değişirse başka adaylar da gündeme gelebilir. Kemal Bey Erdoğan'ı yeneceğine inanıyor. Son zamanlarda muhalefet aday üzerinden değil, ilkeler üzerinden yürüyelim diye bir anlayış benimse Hemen her CHP'li bunu söylüyor. İşe yarayacak mı göreceğiz. Kemal Bey'in Kürt sorununu HDP ile çözeriz demesi, resmi tarihi sorgulayan açıklamaları, muhafazakar kesimin hoşuna gidecek açıklamalarını bu minvalde okumak lazım. Ayrıca her konuşması birinci tekil şahıs ben şöyle yapacağım ifadesi, gençlere vaatleri, göçmenleri iki yıl içinde göndereceğim demesi bunun işareti. Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın kesin adayı mı bilmiyorum ama şu kesin ki CHP'nin kesin adayı. Cem Küçük Mehmet Şeker Kemal Bey boşuna mı çırpınıyor? Meral Hanım kurt siyasetçi. Hem ittifak ortağı Büyük Parti ile iyi geçiniyormuş gibi görüntü sergiliyor, hem kendi isteği doğrultusunda yönlendiriyor. Kemal Bey de ondan geri kalmaz. O sakalı değirmende artmadı. Ne kadar ağardığını göremiyorsak, her gün tıraş olduğundan, 10 gün kesmesinde görün. Karşılıklı nezaket içinde görünmenin kimseye zararı yok. Fakat ortada bir yarış var, ciddi bir yarış. Karşılıklı hamleler ustaca devam ediyor. Manzaraya bakınca diyebiliriz ki Kemal Bey aday olma kararını zor verdi. Ben yaparım, ben ederim şeklindeki söylem değişikliği, mutfaktan şirinlik videoları, daha monist tavır, hepsi o karara işaret. Bir süredir Kemal Bey daha kucaklayıcı, yaklaşanı sarıp sarmalıyı veriyor. Bazen aşırıya kaçsa da Çankaya gözüne son zamanda daha bir şirin görünüyor olmalı. Eski sisteme dönüleceğine göre hedef külliye değil, Çankaya köşkü elbette. Fatih Sultan Mehmet benzetmesini hatırlayalım. Öylesine rastgele hesap kitap yapılmadan meydandaki coşkulu kalabalığın verdiği yüksek elektrikle söylenmiş bir söz olarak gören yanılır. Batılıların dediği gibi spontan değil, tane tane seçilmiş kelimelerle örülü, düşünülmüş bir benzetme. Öyle bir hamle ki taşın biri ileri sürülürken aynı anda daha önemli bir taş kenara itilmiş oluyor. İleri sürülen Ekrem Bey, kenara itilen Kemal Bey. İtiraz eden etsin. Kemal Bey onu ilçe başkanı yaptı, ilçe başkanı aldı koskoca İstanbul'a başkan yaptı diyerek vefadan bahsetsin. Siyasetin yolu vefa semtinden geçmez. İnönü, Ecevit, Demirel, Çiller, Kol, Merkel ilişkisi var geçmişte. Erbakanlı Erdoğan örneği de benzerlik arz eder. Vefaya uğrayan varsa en fazla bir boza için kalmıştır. Kemal Bey vaktiyle söylemişti. Partiyi idare etmek ülkeyi yönetmekten zor. Hele ittifakı yönetmek. İşte o partiden de zor. İçinde kaç parti kaç lider var. Biri yanda dostlar. İttifaktaki en büyük partinin başındaki kişi olarak onca zahmete girdikten sonra kenara çekilmek kabul edilebilir mi? Meral Hanım'ın son hamlesinde öncekini muhkem hale getirmek niyeti seziliyor. Sezmek ne ki taş gibi ortada. Ben Cumhurbaşkanlığına aday değilim. Başbakanlığa talibim. Mevcut sistemde başbakanlık yok. Ben başbakanlığa talibim demek, ben başvekilliğe talibim, ben vezir azamlığa talibim demekle aynı. Ama hesaba göre sistem değişecek. Şayet Cumhurbaşkanı seçilen kişinin paşa gönlü razı gelirse ve mecliste 400 koltuk alınırsa, ya gönlü razı gelmez ve koltuk sayısı çok az olursa, o zaman atı alan Üsküdar'ı geçmiş demektir. İttifaktakilerin biri çoklu aday, bir tarafı da tek adayla seçime girme taraftarı. Meral Hanım seçilebilecek tek adayla girelim diyor. Kemal Bey nazikçe sen seçilemezsin demek bu. Diyelim ki Fatih'e benzetilen Ekrem Bey Cumhurbaşkanı adayı gösterildi. Yine diyelim ki kazandı. Ekrem Bey Cumhurbaşkanı, Meral Hanım Başbakan. E Kemal Bey bunca yıllık gayreti kenara çekilmek için mi sergiledi? Alavere dalavere Kürt Mehmet nöbete, öyle mi? Bu pilavın alacağı su barajlarda bulunandan fazla. Daha çok hamleler göreceğiz çocuklar. Güneşli hamleler, bulutlu hamleler. Aşırı yağış olur ve sel gelirse de şaşmayın. Mehmet Şeker